Benimle evlenir misin? Ya ne desem ki şimdi? Yüzüğün taşına bak ya. Berfuyen annenin yüzüğünden bile daha küçük taş. Hiç olmasaydın Ahmet. Bak yüzüğe bakma, yüzüğe bakma. Niye evleniyoruz ya? Hamile miyim lan acaba? Saçmalama. Peki ya evlilik aşkı öldürürse? Kariyerim ne olacak? Ya evlenince sen çok değişirsen? Vur şuna hadi, vur şuna! Ahmet ne yapıyorsun? Çocuğu uyutuyorum hayatım. Çocuk yok Ahmet. Ben kimi uyutuyorum o zaman? Nasıl ya çocuk? Çocuk nerede? Daha demin buradaydı. Çok uzağa gitmiş olamaz. Nerede bu? Ahmet manyak mısın? Evin içinde çocuğu mu kaybettin? Tamam dur. Sakin ol, sakin. Panik yapma, sakin ol. Geri saralım. Şöyle, ben televizyonu açacaktım. Kumandayı bulamadım. Dedim kumanda nerede acaba? Çocuk da o sırada kucağımdaydı. Sonradan aklıma geldi. Dedim kumanda acaba banyoda olabilir mi dedim. Gittim banyoya bir baktım. Kumanda orada. Evet, kumanda. Bir daha kumandayı banyoda bırakmayalım. Hep buhar oluyor, o piller hep oksitleniyor. Doğru. Ya manyak mısın? Çocuk nerede? Ben kumandayı aldım. Kumandayı alınca tabii çocuğu oraya bıraktım. Ondan sonra geldim, televizyonu açtım. Bir maç atmışım. 5-0. Real Madrid, Barcelona böyle bir şey. Çocuğu tuvalette unuttun yani Ahmet. Evet çocuğum. Ya yuh ya, yuh ama artık yani. Ama tuvalet eğitimi gibi düşünebilirsin bunu. Yazların arasına karıştırmışsın ya. Tamam, apak olmuş hissediyorum. Bembeyaz olmuş. Bak mis gibi. Ahmet, ben senin sorumsuzluğundan bıktım. Gerçekten bıktım. Ya sen ne demek istiyorsun? Ne demek sorumsuzluk ya? Şu anda ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. 9 tane orta saha alacağım bu takıma. Forvet? Forvet düşünme. Valencia. Ciddi ciddi cevap veriyorsun ya. İnanılmaz yani. Gerçekten. Ahmet, gerçekten ben çok yoruldum ya. Neden yoruldun? İstemiyorum. Artık böyle davranmanı istemiyorum. Ya hayatım, nasıl davranacağım ben sana? Anlamadım ki. Ne varmış benim davranışlarımda? Birazcık çocukla ilgilensem mi diyorum acaba? Ya ben şimdi onu anlamıyorum. Çocuktan çok anlamıyorum. Sen baksana ona. Ben yanlış bir yerine basarım, bir tuşa basarım. Bozulur. Şey yapamıyorum. Yok, anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Çok belli. Yiyor, içiyor, yatıyor. Tıpkı sen. Hiç yabancılık çekmeyeceksin demesin. Ayıp ediyorsun ama. Ben arada tuvalete de gidiyorum. Doğru. Lütfen. Seni de bezlesek acaba? Denedim, acıtıyor. Şuralar hep yara yapıyor böyle. Bir şey diyeyim mi? Şöyle bir tane çarpasım geliyor bazen sana. Tamam, şaka yapıyoruz ya. Şaka yapıyoruz ya. Kapıya bak. Allah Allah. Anneciğim hoş geldin. Hanimiş benim ilk göz ağrım. Buradayım anne. Ama senin diyorum be. Hanimiş benim yavrumun yavrusu burada mıymış? Benim hiç katkım yok değil mi anne? Hanimiş benim esen rüzgarım. Anneciğim, esen rüzgar değil, derin duygu kızımızın adı. Dedemin adı esen rüzgardı. Bu çocuğun adı da esen rüzgar olacak. Ben otoriter bir kadınım, lütfen. Şey diyorum, acaba Alex de Souza mı koysa? Hani 3 ay önce koyduk ya bu çocuğun adını. Neden değiştiriyoruz ki acaba? 3 ay önce koyduk da acaba çocuk şu an farkında mı adının esen rüzgar olduğunu, he? Öyle bir şey mi? Alex de Souza koyalım, gülümsüyor bak. Alex de Souza. Alex. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Aman be, sana da bir şey söylemiyor zaten. Neyse, ver çocuğu bana. Ben zaten çocuğu uyutmaya geldim. Hop, şunu uyutup kalacağım burada. Ayıp benim, ayıp benim. Bak, uyutup kalacağım diye görüyorsun değil mi? İnsan der ki uyutup gideceğim. Acaba o içerideyken orta sahaya bir takviye yapmasak mı ha? Ne diyorsun? Nasıl? Annem buradayken mi? Yok. Transfer sezonu diye dedim ha. Fenerbahçe, Ali Koç. Alo, Kerim Bey, toplantı vardı. Evet, yok ben unutmadım. Şey, çocuğu uyuttum ben. Tam bilgisayarı açacaktım zaten. Hemen geliyorum. Tamam, teşekkürler. Ahmet, dosyalar nerede? O masanın üstündeki beyaz kağıtlar. Ha, ben onları çocuğa bez diye sardım ya. Kalmamış evde de, onu ben şey olsun... Ne yaptın? Her şey yapılabilir beyaz bir kağıtla. Ahmet, sen mal mısın? Nasıl toplantıya gireceğim ben şimdi? Aman aman, fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreğini. Anneciğim, onun doğrusu
psikolojisi bozulmasın diye fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği gibi şey yapıyoruz. Gördük babasını, gördük. Gördüğünüz bir çocuğu bana ya. Bir şey diyeceğim size ya. Şu çocuğu bir hastaneye, hastaneye götürsenize. Niye, ne oldu ki? E, poposunda grafik çıkmış. Mali değer falan yazıyordu. Anne ya, şey, ben derin duyguya içeride baksam toplantıya gireceğim şey olmasın diye, ha? Kızım, sen de işle evi aynı anda yürütemiyorsun. Zaten çocuk da yürüyemiyor, yazık ya. 3 aylık çünkü anne, çocuk yürüyemiyor o yüzden. Şey, ayrıca ben kariyerimi de yapıyorum, bir şekilde çocuğuma da bakıyorum çok şükür. Yalnız şu an çocuğumuz kariyerinin içine sıçıyor olabilir. Yani kokular geldi çünkü ya. Bir şey diyeceğim ya Seray, acaba diyorum sen evden çalışsan da böyle evinin kadını, çocukların anası falan mı olsan, ne diyorsun? Zaten öyleyim ya Ahmet. Kızım ne bağırıyorsun ya? Ben bu çocuğu uyutmak için neler yaptım biliyor musun ya? Ne bağırıyorsun da? Oynayacak şimdi, ağlayacak. Yaptığını gördün mü ya? Gördün ama ya. Yaptığını gördün mü? Annem, benim psikolojimi düzelteceğim. Fış fış, ayıkçım. Çocuğu düşürme çocuğu. Ya Ahmet, ben gerçekten dayanamıyorum artık ya. Neye dayanamıyorsun? Bak her şeyle annenin annen niye bir şeylerle ilgileniyor? Sen ilgilen istiyorum ben. E tamam, annem de bizim aileden sonuçta yani. Benim akrabam ya. Allah Allah. Sonuçta bizim taraftan bir insan yani. Ahmetciğim bak, problem de bu zaten. Ben istiyorum ki sen bir şeylerin sorumluluğunu al. Bak her şeyle ben ilgileniyorum. Temizlik, çamaşır, bulaşık, çocuğa bak, senin arkanı topla. Bir de ananın dırdırını çekiyorum üstüne ya. Lütfen. Ben seni artık anlayamıyorum. Anlayamıyorsan boşan o zaman. Onu da ben yapayım değil mi? Yok, boşanma avukatları var, onlar hallediyor. İyi, halletsinler o zaman Ahmet. Bitti, boşanıyoruz. Kutusu yanımdaydı zaten, iyi oldu. Sağ ol. ne diyorsun? Benimle evlenir misin? Ahmet, gel. Evlenirsek yani, bekarlığa vedana ben de geleceğim, biliyorsun değil mi? Ben de bütün gün oyun oynayıp sorumluluklarından kaçacağım. Biliyorsun değil mi? Evet. Ben de seni evimin adamı yapacağım. Biliyorsun değil mi? Ben iyi bir eş olmak için çok uğraşacağım ama bazen olamayacağım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Peki bunların hepsine rağmen değer mi? Evet, evet, evet! Onu benim söylemem gerekiyordu. Tamam, tamam. O zaman beraber söyleyelim, olur mu? Seray. Ömrümün sonuna kadar benim yanımda, benim nefesim olur musun? Evet!